Selamlar, sevgiler herkese. 2 gündür kripto piyasasının üzerinde kara bulutlar geziyor. Piyasalar tedirgin, yatırımcılar kızgın. Dün akşam saatlerinde Binance'e soruşturma açıldı SEC. Öncelikle Binance'e soruşturma açtı. Bugün de daha olaylar tazeyken Coinbase'e soruşturma açıldı. Öncelikle bunun nedenlerine gelelim. Neden böyle bir şey yapılmış olabilir? E, birinci sebep olarak SEC'in başında geri gen sır var. Yani kimse sevmiyor bu adamı. Zaten kripto düşmanlığıyla biliniyor. FTX battığı dönemlerde FTX'i ile bağlantıları konuşuluyordu bu adamın. Çünkü FTX zamanında SBF Amerika'ya çok ciddi bağışlar yaptı Biden'ın seçim döneminde. Siyasi bağlantıları da var bu kadar olayların üzerine serbest kalması falan da. Bunu doğrular nitelikte bir yandan da Gary Gensler'ın FTX'te parasının da kaldığı konuşuluyor. E, dolayısıyla da bu Gary Gensler öncelikle Binance'e çok sinir oluyor, kıl oluyor yani. Bunu hepimiz çok iyi biliyoruz. E, dolayısıyla da Binance'la uğraşmasının birinci sebebi bu. İkinci olarak da biliyorsunuz Amerika bir finansal kriz yaşıyor. Önce bankacılık krizi, likit problemleri derken kriptoya birazcık takmış durumdalar. İşte Amaçları ne? Kriptoyu kontrol altına almak istiyorlar ama kontrol altına alamayacaklarını biliyorlar. Dolayısıyla da işte bu kontrol altına alamayacakları için de uğraşarak oradaki parayı biraz daha geleneksel finans piyasalarına çekmek istiyorlar. Bugün Burak Tamaç'ın yazısını okudum. O da benzer bir şey söylemiş. İşte varlıkları Fidelity Kripto gibi kurumsal yerlere çekmenin yolunu arıyor olabilirler diye. Bunun birçok sebebi olabilir. Öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Videonun devamına geçmeden önce bir likelarsanız çok memnun olurum. Öncelikle bu yaşananlar kripto ne kadar zarar verebilir bunu konuşmak lazım. Benim açıkçası bu yaşananlardan dolayı bir korkum bir paniğim yok. Bunu Twitter'da da zaten dönem dönem hep yazıyorum işte. Bitcoin bu tarz baskılayıcı olaylardan çok hoşlanmaz. Çıkışı anarşist bir duruma dayanıyor zaten. Dolayısıyla da bu dışarıdan gelen etkileri pek hoşlanmıyor Bitcoin. Zamanında Çin çok yasaklamaya çalıştı. Ardından ne oldu? İşte Amerika'ya kaptırdılar madencilik işini. Amerika akıllı davranmadı. Gitti bundan sonra çıktı madencilikten. Bu sefer Çin devraldı. E zaten Hong Kong ve Dubai şu anda dünyanın en büyük kripto destekçileri. Çok büyük yatırımlar yapıyorlar kripto sektörüne. Bu artık kripto e, kontrol edilebilir ya da işte dışlanabilir bir piyasa değil dünyadaki herkesin Biden'ın bile herkesin kripto parası var dünyadaki bütün önemli kişilerin kriptosu var dolayısıyla da hani bu kripto artık böyle biz kapatalım bunu şey yapalım gibi bir durum değil en fazla böyle uğraşır dururlar bu uğraştıklarından da çok bir şey çıkmaz açıkçası e, ne olur işte Binance'e ceza kesilir işte Binance'e der ki sen şu kadar ceza ödeyeceksin Binance de bunu gider öder şimdi yani bu durumlarda korkan yatırımcılar Borsadaki paralarını dağıtabilir. Biraz işte varsa fiziki cüzdana taşıyabilir soğuk cüzdana. Birazını işte OKEX'e, birazını Binance'de, birazını başka borsada gibi. Borsanın kapanması, batması gibi durumlarda hani böyle bir problem olacak bir durum olacağını ben düşünmüyorum ama yine de büyük konuşmamak lazım. Biliyorsunuz bu sektörde her şey yaşanabiliyor. Şimdi SEC birçok majör altcoin'i menkul kıymet olarak değerlendirdi. Menkul kıymet dediğimiz şey nedir? İşte devredilebilir finansal değer taşıyan enstrümanlara verilen attır kelime anlamı. Bir ürün emtia mı yoksa menkul kıymet mi olduğunu şu dört maddeye göre aslında belirleniyor. Para karşılığında mı elde edildi? Yatırımdan kar elde edilmesi planlanıyor mu? Yatırım bir şirkete ya da bir girişime mi yapıldı? Dördüncü maddede alınan kar üçüncü tarafın veya müteşebbislerin çabaları sonucu mu elde edildi? Şimdi bu menkul kıymet olarak değerlendirilen altcoin'lara şöyle bir bakalım. Solana, ADA, Matic, Fil, Sant, Axie, Chiliz, Flow, ICP, Near, VGX, Dash ve Nexo. Bunu zaten Twitter'da vesaire de bulabilirsiniz. Birçok koyu menkul kıymet olarak değerlendiriliyor. Şimdi bu noktada ne olabilir? Coinbase Amerika'daki faaliyetlerini durdurabilir. Hani Coinbase'den böyle bir eylem gelebilir. Menkul kıymet olarak değerlendirilen coinleri delist edip başım ağrımasın deyip çekilebilir. Dolayısıyla da bu menkul kıymet olarak değerlendirilen Amerikalıların hold ettiği coinlere satış yapılıp bunlardan Bitcoin'e, Ethereum'a geçiş yapılabilir. Ya da menkul kıymet olmayan coinlere bir ilgi olabilir ama burada şöyle bir durum var. Şimdi SEC aslında bütün coinleri listelese listeler 20 bin tane coin var. Hepsini vermesine gerek yok aslında. SEC'in gözünde bütün coinler menkul kıymet böyle de bir durum var. Ama en azından Coinbase tarafından işte o coinlerden çıkış yapılıp Bitcoin'e ve Ethereum'a geçiş olabilir. Ben hep söylüyorum Bitcoin anarşist bir üründür. Bu tarz baskılayıcı, kısıtlayıcı şeylere gelmez. Zaten bugün güzel bir fiyat tepkisi aldı. Haftalardır 25.300 seviyesini konuşuyoruz. O kadar olayla birlikte oraya geldi. Şimdi 25.900 seviyesine tekrardan çıkmış durumda. Benim gözümde hani kriptoya kolay kolay bir şey olmaz dediğim gibi artık dünyada kabul görmüş finansal araçlardan bir tanesi. Amerika baskılar Hong Kong alır, Dubai alır, Dubai kapatır, işte baskılar Çin alır. Bir şekilde kriptoya her zaman değer bulacağını ben düşünüyorum. İşte piyasanın bir takım da ihtiyacı var. Bazı düzenlemelerin olması aslında o kadar kötü bir şey değil. İlerleyen dönemlerde bu tarz düzenlemeler gerçekleşecektir artık. Bunlar bu zehirli kanlar da akıtılsın ki artık bir daha böyle şeylerle uğraştırmasınlar. Konunun özü toparlayacak olursak Binance'e dava açıldı, Coinbase'e dava açıldı. Bunların dava süreçleri sürecektir. İşte Coinbase'e staking ürünleriyle alakalı 5 milyon dolar ceza kesilmiş mesela. Öderler geçerler. Gece 1-1.30 gibi Geri sır bir konuşma yapacak bu konuyla alakalı. Twitter'dan takip edebilirsiniz beni bu konuyla alakalı gelişmeleri tweet atıyor olurum bildirimlerinizi açabilirsiniz. Ee, yine aynı şekilde Ninja News Telegram kanalımızdan da e, ya da Ninja News haber sitemizden de bu gelişmeleri takip edebilirsiniz. Ben böyle gündemde hazır bir e, korku panik havası var. Hem durumu özettiğim hem olabilecek şeylerden bahsedeyim istedim. Umarım bu yorucu sıkıntılı süreçleri kısa zaman içerisinde atlatırız videoyu beğendiğinizi umuyorum. Beğendiyseniz like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Like'larınız ve yorumlarınız benim için değerli. Bakalım Twitter'dan haberleşelim arkadaşlar. Bir gelişme olursa Twitter üzerinden tekrardan haber veririm. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize keyifli günler dilerim.